Şöyle bir yerde kaldık. Şu arka taraf ağaçlık. Bizim çadırımız burada. Toplanıyoruz artık. Saat 6.30 geçiyor, 6.30. Şurası da otel. Bize burada kalmaya izin veren otel. Hem de ücret almadılar, sağ olsunlar. Şimdi de güzel bir gün doğumu var. Bu sabah Brezesko yakınlarındaki kamp alanımızdan ayrılıyoruz. Dün 81 kilometre sonrasında buraya gelmiştik. Sonra ne yaptık aşkım? Aynen, yani 81 kilometre, yani kamp alanı değil aslında, bir otel arkası. Evet. Yani biz oda için 60-60-120 dediler, ZLT, 120 ZLT dediler. Biz de hani Barış'la sağ olsun sonra biri çıkmış oradan, bir kız hani yardımcı olabilirim size gibilerde bir şey söylemiş. İşte şurada görünen alana. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Arkamızda. Arkamızdaki alana. Evet, arkamızdaki alana şey yaptık biz, çadır attık. Hem de ücretsiz, para almadılar bizden. Şimdi biz de onlara Türk kahvesi ısmarladık. Aynen, Türk kahvesi yaptım ben de onlara dün. Şimdi yola çıkıyoruz. Saat 7'yi geçiyor herhalde. 7.30 civarı Krakow'a doğru ilerliyoruz. Aynen, Krakow'a ilerleyeceğiz. Sağlam bir çıkış çıktık. Brezesko'ya 10 kilometre yazıyordu. Bir kilisenin önünden geçtik yukarı doğru. Bayrak direği mi kırıldı? Evet, Barış'ın bayrak direği kırılmış. Şimdi onu halledebilecek miyiz bakalım? Hallederiz. Bayağı yukarı çıktık ya, mahvolduk. Şöyle her yer dağ. Aynen, daha kahvaltı yapmadık. Bir de aç karnına çıkıyoruz. Şöyle bir tane daha kaldı. Değil mi bu, bir tane değil mi Barış? İnşallah. Ondan sonra ineceğiz sanırım, aynen inşallah. Şu tarafa doğru gidiyoruz. Kamp attığımız yerden beri, yani oradan çıktıktan sonra hemen yan tarafında kilise vardı zaten. Kilisenin önünden yukarı doğru çıkmaya başladık. Ama ne çıkış yani. Bayağı bir yorulduk. Çok dikti bir de çıkışlar falan. Yani biraz dinlene çıktık. Şimdi sanırım artık inişe geçiyoruz. Yine çıkışlar varmış ama Barış o kadar çok yok dedi. Şimdi biraz ineceğiz, en azından iniş rahatlatır bizi ya, biraz dinleniriz. Yani çok inişli çıkışlı bu yollar çünkü bayağı bir tepenin üzeri yani burası aslında. Zirvesine çıktık az önce. Şimdi de oradan iniş yapıyoruz yavaş yavaş. Böyle yine küçük kasabalar var bu tepenin üzerinde de. Market bakıyoruz şu anda ama bakalım çıkacak mı karşımıza. Haritada yani Maps miden baktı Barış. 9 kilometre sonra market duruyor ama herhalde buralardakiler bilmiyorum, bir bakkalı bir şey vardır diye düşünüyorum. Haritada gözükmeyen. İşte market. Şeyin kasabanın dışında, kasaba bayağı büyük. Aynen. Hem de süpermarket var. Sevmediğim bir kahvaltı şekli. Ama bazen mecbur kalıyoruz. Merve tatlı kahvaltıları hiç sevmiyor. Aynen. Ve şu an kahveyle yapıyoruz. Ah, bir çay olacaktı şimdi. Ya yapacaktık ama şey, hem şehre az kaldı Krakow'a, hem de akşam yıkayamadık yani şeylerimizi, bulaşıklarımızı. Dün yemek yaptı, bulaşıklar kirli şu anda. Yoksa bulaşıklar kirli olmasa ben çekecektim bir kenara, yine şey bisikleti yapacaktım kahvaltıyı da. Neyse, şimdi böyle idare edeceğiz. Brezesko'ya girdik. Yerden sağa dönüp Krakow'a doğru devam edeceğiz. Yaklaşık 50 kilometre yolumuz var. Tahminimize göre 4 gibi, öğleden sonra 4 gibi orada olmayı planlıyoruz. Warmshaus'tan konuştuğumuz Marcin bizi bir akaryakıt istasyonunda karşılayacak.
Onunla buluşup sonra 10 dakika uzaklıktaki evine gideceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Az önce Brezesco'dan çıktık. Yine bir otobanın altından geçtik. Hatta şurada kaldı otoban, sol tarafımızda. Şimdi dünkü gibi yine bu tarz bir yoldan gidiyoruz. Evet, dünkü gibi bunu otobanın yanında bulunan yan yoldan ilerliyoruz. Aynen. Belirli bir süre bu yoldan ilerleyeceğiz. Daha sonra Krakow'a yaklaşırken farklı bir yola doğru atıyor bizi. Evet. Bakalım böyle bir yol. Arkamızdan geliyor rüzgar çok. Aynen, rüzgar arkadan geliyor şu an, gayet iyi. Çok güzel. Planladığımız zamanlarda muhtemelen Krakow'da olacağız. İnşallah. Şimdilik şöyle. Evet, tek tük araba geçiyor yine. Bisikletli olarak kullananlar da var. Onları da gördük. Krakow'a 27 kilometre kala şöyle bir yola girdik. Çok güzel. Göstermek istedim. Evet, çok güzel bir yerde durduk. Aynen. Gerçekten bayıldım. Bir yol ancak bu kadar güzel olabilir. Gerçekten bayıldık buraya. Krakow'a 14 kilometre kaldı. Yine otobanın yanındaki yoldan devam ediyoruz. Evet canım aşkım, ne diyorsun? Ay, yoruldum biraz. Şortla kısa kollu moduna geçmişsin. Evet ya, harika bir şey. Hava çok sıcak. Sabahları sis olduğu için mecbur uzun kol ve bacakları uzun tercih ediyoruz. Üzerimize de bir şey alıyoruz. Soğuk oluyor çünkü. Ama şimdi hava süper. Hemen değiştirdik üstlerimizi. Krakow sınırına geldik. Ne söylemek istersin canım aşkım? Valla çok güzel geldik. Biraz yorulduk ama gayet rahat bir yolda geldik. Ben bu yolları çok sevdim. Krakow'a geldik. Aynen. Şu anda Warmish Hours'tan bizi misafir edecek Marjorie'i bekliyoruz. Yoruldum ya. Güzel bir gündü ama gerçekten yoruldum. Sıcak bir de çok. Krakow Tepesi diye bir yere çıktık. Krakowski gibi bir ismi var sanırım. Tam anlayamadık. Şöyle harika bir gece manzarası var.